Akşener deyince PKK geliyor. Niye? Tabii. PKK ne bir olan aklına ne gelir senin şimdi? Devleti yıkmak için intifak kuranla Akşener ne denir? PKK denir. Sahte ülkücü. Doğru değil miyim şimdi? Sahte ülkücü. Bak MHP'lilerin adını bok ediyor bu adam. Bu kişi. MHP'lilerin adında bu niye girdi? Aslında devlet bunu yanlış yapıyor. Neden yanlış yapıyor? Seçime girsin, barajı alsın, 45 trilyonu alsın. Seçime girmeden 45 trilyonu aldı, kıtır kıtır yiyor şimdi PKK'nın yanında. Var mı yanlışım? Var mı yanlışım? Barajı alsın, devletin karşısında 45 trilyonu alsın, kendi parasıyla girsin de seçime. Seçime girmeden CHP 15 milletvekili sattı, yanına aldı, 45 trilyonu aldı, kıtır kıtır yiyor. PKK'nın yanında. Benim görüşüm bu arkadaşım. Bu Tayyip Erdoğan'ı kimse yıkamaz. Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz. Çünkü Tayyip Erdoğan demek devlet demektir. Ha? Dünya lideri. Dünya lideri. Ağaç durarız, kuyruğumuzu dik tutarız. Biz Türk milletiyiz. Ben sabahtan beri bu bayraktan uçup saldırarak geldim ben buraya. Ha? Tayyip Erdoğan gibi lider var mı dünyada? Gösterin hadi. Avrupa kıskanıyor. Öyle bir lider olsa Avrupa kendi alacak. Özür dilerim, kusura bakmayın. Biraz heyecanım yani. Özür dilerim, kusura bakmayın. Yanlışım varsa gençler özür dilerim bak. Ha. Bu vatan hepimiz için. Bu vatanı bayağı, bu bayrağı kimse indiremez. Ha. Bu bayrak bizim için, bizim için. Bu bayraktan ben şehit torunuyum. Seferi birlikte ben şehit torunuyum doğruyu konuşacaksak. Bu bayrağı kimse indiremez. Bu bayrağı kim sahip çıkıyor biliyor musunuz bu? Bu bayrağı gördüğünüz Kılıçdaroğlu sahip çıkmıyor. Kılıçdaroğlu sahip çıkmıyor. Şener sahip çıkmıyor. BDP sahip çıkmıyor. Bu bayrağı kim çıkıyor biliyor musun? MHP'nin AK Parti sahip çıkıyor bu bayrağı. Var mı başka? Onlar gelirse bu bayrağı sahte salıyor, sahte. Başka bir lider yok. Tayyip Erdoğan dünya lideri. Nedendi? Burada bu bayrağın altında hepimiz yaşıyoruz. Eğer ben burada şimdi, ben gurbete buradan gelmişim. Ben buranın huzurunu bozmaya hiç hakkım yok. Eğer bu burayı ben sevmiyorsam siktir oğlum gideyim, affedersin. Özür dilerim, kusura bakmayın ha. Benim ne işim o zaman Antalya'da? Buranın huzurunu bozmaya geldiysem ben. Ya şimdi şu anda özür dilerim. CHP'nin Kılıçdaroğlu bitmeyince PKK bitmez. Şimdi bizim bir sorunumuz yok. Var mı Allah aşkına konuşun bir sorun? Özür dilerim bak şimdi. Bak şurada Kürt-Türk sorunu yok. Ben kendimi inşaatçıyım. Akşama kadar ben Kürtlerle çalışıyorum. Onlar hepimiz kardeşiz ya. Hepimiz bir kardeş arkadaş. Var mı bir yanlışımız? Ben Kürtlerle çalışıyorum. Oturdum yemek yiyorum inşaatta. Sıvana yumruğu vuruyoruz. Yoğurtla beraber yiyoruz kardeş gibi. Kalkıyoruz çalışıyoruz. Bu ülkenin bir sorunu yok. Bu ülkenin Kılıçdaroğlu sorunu var. CHP sorunu var. Ha, burası bak Cumhuriyet Meydanı. Ben çekinmiyorum. Doğruyu konuşacaksak. Ha. Aa, şimdi Antalya Menderes Türeli attıra aşağı indirdiler bakalım. Hadi bir çivi çaksın da göreyim hadi. Kürt sorunumuz yok. Türk sorunumuz yok. Her bir sorunumuz yok diyelim sen de. Mesela şimdi şurada. Diyorlar ki ne mana yapıyorlar. Suriyeliler buraya getirdi. Ya Suriyeliler biz şimdi şu anda kapının önüne benimle silahın adam gelsin dayasın. Ben nereye kaçacağım? Biz nereye kaçacağız? Ama biz kaçamayız da. Bizim kaçacak yerimiz yok. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Bizi kim kabul eder? Yine Türk kapısı kabul eder bizi. Başka kimse bizi kabul etmez biraderim. Yani kusura bakmayın. Özür dilerim. Eğer yanlış konuştuysam hepinizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Bak. Arkadaş bu vatan hepimizin vatanı. Şurada var mı şimdi şu anda bir yerde? Aha ben de Türk'üm, Kürt'üm. Var mı bir şey mi aramızda bir şey yok? Kürt de var, Türk de var. Bu vatan eğilmez. Tayyip Erdoğan dünyaya eğilmez. Ha. Şimdi zamanında kusura bakmayın. Ecevit geldi böyle durdurdu Avrupa. Doğru değil mi şimdi? Ha. Demirel geldi böyle durdurdu. Özal geldi dik durdu. Onu da yediler. Tayyip Erdoğan gelince baktılar bileğe bükemediler. Ben şimdi güleşçiyim, kulağımı kırdım. Ha. Bileğe bükemediğin bileğe öpeceğim arkadaş. Tayyip Erdoğan'ın bileğini var ya, CHP'de öpmesi lazım, BDP'de öpmesi lazım,
dünya öpmesi lazım. Tayyip Erdoğan'ı bileğini. Bükemediler çünkü. Eğilmedi. Bizim eğilecek bir şeyimiz yok ki. Bizi yıllardan beri Avrupa mı besledi? Yok. Benim anam, atam, affedersin, atın pisliğinden arpayla yemiş, bu vatanı kazanmış. Yine kaptırmamış bu vatanı. Biz bu vatanı 3-5 çabucuya kaptırmayız. Arkadaşım kusura bakmayın. Ha. Ben şurada saklı gizli konuşmuyorum. Ben Cumhuriyet Meydanı'nda konuşuyorum. Burası Cumhuriyet Meydanı. Ben bu bayrağı için geldim. Benim gözümde FETÖ demek PKK demektir. Devletin içine sızmış gizli gizli. Affedin, hırsız ambara nasıl giriyorsa gizli. Bakıyor malı çalıya götürüyor. FETÖ ne yapmış? Devlete sızmış. Tayyip Erdoğan'a ne yaptı? Kuyruğundan yakaladı. Kuyruğundan yakaladı. Ha, madem erkeksin de FETÖ'cüler, niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Cumhuriyet Meydanı'na geldik. O şerefsizler niye gelmiyor buraya? FETÖ'cüler. Niye gelmiyor? Hadi. Hadi gelsinler. Devletin uçağına binip de meclisimizi, vatandaşımızı kim bombalayamaz? Ha, şu anda var ya, doğruyu konuşacaksak aslında var ya, içimizden FETÖ'cüleri sileceğim. Gördüğünüz Akşener FETÖ ayarladı. Bahçeli'yi yiyeceklerdi, Bahçeli'yi yiyemediler. Bahçeli dik durdu. Nedendi? Bir baktı Bahçeli'ye ortalık karışık. Nereye gidecek Bahçeli? Nereye gidecek? CHP'ye gitse uçurumda. BDP'de zaten gitmez. Kimin yanına gidecek? Liderin yanına gidecek. Şimdi şu anda hemşerim, Bahçeli'ne, Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatanı kurtarmaktır. Vatanı kurtarmak başka bir şey değil. Ha, istersen şimdi burada derim. Vatanı kurtarmak, bu bayrağı kurtarmak. Bahçeli'ne, Tayyip Erdoğan'a oy vermek bu bayrağı kurtarmak. Aslında PKK nerede biliyorsunuz mu? Daha da PKK aranıyorlar. Önce PKK mecliste. Senin benim maaşımı alıyor dışından. Sana buna hav kuruyor. Nasıl olsa maaş geliyor. Bu adam niye gitsin? Kılıçdaroğlu adayı gösterdi. Muharrem İnce'yi. Kendi niye çıkmadı, maça yiyordu da? Onun hakkı değil miydi? Baktı onu kaybise milletvekili olamayacak. Maaştan da olamayacak. Tayyip Erdoğan'a tazminat nereden ödeyecek? Para ödeyken adam utanır. Madem çıkıyorsa maçan, Tayyip'in vardığına çıkarsın karşısına, yıkılırsan yıkarsın. Muharrem İnce bir gaz verdi arkadaş. O da bir şova geldi. Bir bisiklete bindi. Efendime söyleyin. Baktı Muharrem oradan İnce'yi kurtarmak için. Kendi niye çıkmadı? Kendi niye çıkmadı? Kimin hakkı onun karşısına çıkmak? Hemşerim kusura bakmayın. Bu vatan hepimizin, bizim Kürt Türk davamız yok. Bizim PKK davamız var. Buraya gelen Türk niye, Kürtler niye geldi? PKK'nın yüzünden geldi. Adam korkudan ben oradan kaçtım diyemiyor ki, çalışmaya geldim. Ne yapsın ya? Senin evine geliyor, onu sıkıyor, onu çıkarıyor. Bizim şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda hepimiz daha mesela Kürt de var, Türk de var. Var mı bir şeyimiz elimizde? Aha bu bayrak benim işte, hadi bakayım var mı? Hadi memleketime gelmişsin ekmek davası için. Sen doğudan gelmişsin, ben batıdan gelmişim, ekmek ve dava başlıyor arkadaş buraya. O zaman değil mi şimdi? Sen efendim benim, bizim bir sorunumuz yok. Asıl sorun meclisin sorununda. Meclisindeyim. PKK meclisin içerisinde. Önce çobanı bulacaksın. Davar dağılıp gidiyor yabanda. Çobanı buldu mu sürü gelir. Meclisin içerisinde PKK abi, gözüne kurban oldum. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Biz akıllı oynayacağız. Biz akıllı oynarsak baya bizi bir dünya yıkamaz şimdi doğru konuşacaklar. Şeyler ne diyor biliyor musun Şeyler? Aslında Şeyler o İyi Parti falan değil, o kötü parti. O onun adına İyi Parti olmuş. Nasıl İyi Parti'ymiş ya? Nasıl İyi Parti'ymiş? Korursan bana İyi Parti. Neymiş? Tayyip Erdoğan vizeleri getirince sarayı koruyacakmış. Sarayı. O kendini kaçacak yere gelip arayacak da orada nereye kaçacağını onu düşünüyor. Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in dosyasını meclise koyup bunların hesabını vermeleri lazım doğru konuşacaksak. Ben de doğuluyum. Evet Kürdüm. Olabilir. Saygı duyuyorum. Herkes saygı duyuyor. Kesinlikle biz de size saygı duyuyoruz. Evet. Burada komşuluk yapıyoruz. Evet. Kardeşlik, abilik yapıyoruz birbirimize. Bizim için öncelik Allah'ın dinidir. Evet. Kürtlük, Türklük o sonradan gelen bir durum. Tabii. Ama bizim için önemli olan Müslümanlıktır. Heh.
ben Müslümanım diyen herkese gönlümüz açıktır. Evet. Bosnalı da olsa, efendime söyleyeyim Kafkas'ta, Rus da olsa, efendim kim olursa olsun. Zenci de olsa, beyaz da olsa. Bu böyledir. Yani bizi kimse birbirimize vurduramaz. Mümkün değil. Daha önce de olmadı, oyunlar oynandı. Ama biz artık aynı oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim şu Antalya'da 77,5 millet var. Yabancısı da var. Var mı hiçbir sorun ya? Ha buyur. Bütün yabancılar mı? Müslüman da burada yaşıyor. Hepsi de burada yaşamıyor. Allah için konuşun ya. Avrupa da burada yaşıyor. Var mı bir sorunumuz ya? Hadi gösterin ya. Tek sorun ne biliyor musun bak? 5 tane parti. CHP 1. Adı İyi Parti değildi. Kötü Parti 2. FETÖ 3. PKK 5. 5 kişi bir araya geldi de Bahçeli'yle Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız diye uğraştılar. Nahikallah. Nahikallah. Neden diyeyim? Tayyip Erdoğan'ın arkasında Allah'ın gücü var, milletin gücü var ya. Gözüne kurban oldum ya. Abi biz akıllı hoca, akıllı akıllı. Ha. Biz onların oyununa gelmeyeceğiz. Ha. Sen şimdi şu anda sen tut da MHP'nin yanına gidip de sen İyi Parti diye arkasından git de oy ver de neymiş vatanı böleceğimiş. Nah bölerler. Nah bölerler. Bu vatanı kimse bölemez.